Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Render alanında özellikle internette gezinirken Pixar'dan Renderman yüksek ihtimalle gözünüze çarpmıştır. Ancak bunun bir render programı mı yoksa başka bir sistemin bir parçası mı olacağı kafanızı karıştırmış olabilir. İşte tam da bu noktada ileriye dönük çalışmalarınızda yatırım amaçlı kullanacağınız bu 3D Madmax videosunda render dünyasında ismi çok canılan Pixar'dan Renderman'i ele alıyor olacağız. Renderman nedir ve niçin kullanılır sorularını cevaplamadan önce cevaplanması gereken ilk soru Renderman tam olarak nedirdir? Renderman Pixar tarafından animasyon filmleri üretmek için geliştirilen ve kullanılan bir render programı değildir. Daha da önemlisi Renderman bir yazılım parçası da değildir. Renderman bir işleme apisidir. Renderman 30 yılı aşkın süredir Pixar'ın temel oluşturma teknolojisidir ve 3D animasyon ve görsel efektlerin giderek artan zorluklarını karşılamak için geliştirilmiştir. Renderman uzun metrajlı filmler, kısa filmler ve reklamlar da dahil olmak üzere tüm Pixar prodüksiyon işlemleri için kullanılır. Renderman Pixar'da ve dünyanın dört bir yanındaki stüdyolarda test edilmiş ve gerçek prodüksiyon gereksinimleriyle geliştirilmiştir. Bu fiziksel tabanlı işleme için optimize edilmiş son teknoloji ürünü Renderman herhangi bir pipeline hattı için benzersiz bir esneklik sağlayabilir. Pipeline ile ilgili daha fazla bilgiye 3dmadmax.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu da 3D modelleme ile fotogerçekçi görüntüleri oluşturma işleminin sağlam, hızlı ve son teknoloji işlemi ile yapıldığı anlamına da gelir. Kısaca Renderman'i görüntü işleme arayüzü olarak görebilirsiniz. Bunun sebebi de Renderman'in temelinde ileri düzey geometri fonksiyonlarının ve matematiğinin yatmasıdır. Hadi gelin bu teknolojiye daha yakından bakalım. Renderman 3D modelleme programları ile fotogerçekçi kalitede görüntüler üretebilen programlar arasında standart bir arayüzdür. Bununla birlikte anlamı Renderman'in Soft Image veya Maya gibi animasyon ve 3D modelleme yazılımlarının ekranda gördüğünüz gösterimdeki gibi render yazılımıyla nasıl konuşması gerektiğini tanımlamasıdır. Render yazılımı modelleyiciden sahneyi tanımlayan talimatları alır ve bu komutlardan resimler üretir. Modellemenin sonuca ulaşmadan bu şekilde ayrılması modelleme yazılımı geliştiricilerine, render geliştiricilerine ve son kullanıcılara fayda sağlar. API 1980'lerin sonlarında özel işleme donanımları geliştirdikleri bir zamanda Pixar tarafından geliştirildi. Buradaki fikir standarda uyan herhangi bir modelleyici, standarda uyan herhangi bir render motoru kullanarak görüntülerin oluşturulabilmesiydi. Biraz da Renderman çalışma prensibine bakalım. Pixar'ın animasyon filmi Coco'nun bu sahnesinde kullanılan karmaşık aydınlatmada 8 milyon ışık kaynağı kullanıldığını biliyor muydunuz? Renderman arayüzü, fotosel bir görüntüyü belirlemek için gereken bilgilerin farklı işleme yani render programlarına kompakt ve verimli bir şekilde aktarılabilmesi için tasarlanmıştır. Arayüzün kendisi ise farklı donanım aygıtlarını, yazılım uygulamalarını ve işleme algoritmalarını çalıştırmak için de tasarlanmıştır. Z arabelliği tabanlı, tarama çizgisi tabanlı, ışın izleme, arazi işleme, molekül veya küre oluşturma ve res oluşturma mimarisi dahil olmak üzere birçok türden işleme sistemi yani render sistemi bu arayüz tarafından barındırılır. Bunu başarmak için arayüz bir resmin nasıl işleneceğini belirtmez. Bunun yerine hangi resmin istendiğini belirtir. Bu arayüz gerçek zamanlı interaktif render sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hem toplu hem de gerçek zamanlı render, sorgulama işlevlerinin ve geri aramalarının sınırlı kullanımı ile sağlanmaktadır. Renderman ile ilgili daha fazla teknik bilgiye video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Umarız bu kısa 3D Madmax videomuz size faydalı olacaktır. Bir sonraki 3D Madmax videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.